Türkçeyi konuşuyorum, Azerbaycanca danışıram, Türkmençe gepleyerim, Özbek dilini gepiremem, Kazakça söylüyorum. Elle civarında dil inceledim, öğrendim diyebilirim. Ama hepsini aynı düzeyde konuşamıyorum tabii. Ben de bir dil bilimciyim ve dillere bir dil bilimci olarak da yaklaşıyorum. ...1973 senesinde, o zaman 13 yaşındaydım. Annemle babamla birlikte İstanbul'a gittik. Bu ilk Türkiye gezim oldu. Ve hem Türkiye'nin güzelliği hem de Türk halkının misafirperverliği beni çok etkiledi. 1975 yılında ikinci bir İstanbul gezisinden sonra Türk dilini öğrenmeye başladım. Türkçeyi biraz öğrenince matematiksel yapısına hayran oldum. Ve işte o zaman o dili bütün boyutlarıyla öğrenmeye karar verdim. Türkçenin diğer dillerden farkı nedir sizce? Hem gramer olarak hem de yapısal olarak. Türkçenin yapısına gerçekten hayran kaldım. Türkçe'de bir kökten hareket ederek çok uzun kelimeler yapılabiliyor. Türk kelimesinden başlayarak Türkleştiremediklerimizden miymişsiniz gibi bir kelime yaratılabiliyor. Sentaksta, söz diziminde kelime grupları, söz öbekleri çok önemlidir ve her söz öbeğinde ki kelimelerden biri öbürlerinden daha önemli. Ona öbeğin başı deniliyor. Türkçe'de çok sistematik bir şekilde öbeğin başı sonda bulunur. İtalyanca'ya bakarsak baş ilk bir dil ve Türkçe'nin tam tersi oluyor kelimenin sıralanışı bakımından. Kelimeler başka bir şekilde sıralanınca bu dili öğrenen insan başka bir şekilde düşünmeye zorlanır. Bir çeşit beyin jimnastiği uygulamak zorunda kalır ve bu da beni hep ilgimi çekmiştir. Bir de başka önemli bir özellik, Türkçe'de genel bir prensip, dilin matematikselliği. Matematiksellik ne anlama geliyor? Türkçe'deki kuralların uygulanmasına sınır yok gibi. Mesela konuşmak fiili var, onun ettirgen şekli konuşturmak, onun da ettirgen şekli yapılabilir. Konuşturtmak, konuşturturmak, Batı dillerinde böyle şeyler mümkün değil. Lehçe olarak şu anda bağımsız olan Türk devletlerinin dillerini öğrendim. Türkçe, Azerbaycanca, Türkmence, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, bir de Rusya'da konuşulan Tatarca, Başkurtça ve Duvaca, Çin'de konuşulan Uygurca ve tarihi lehçeleri de öğrendim. Osmanlıca, Çağatayca ve Orhon Türkçesi. Türkçeyi konuşuyorum, Azerbaycanca danışıram, Türkmençe gepleyerim, Özbek dilini gepiremem, Kazakça söylüyorum.